Herkese merhabalar, Eserin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için bayrama özel bülbül yuvası tarifi hazırladım. Dışı çıtır çıtır, içerisi de şerbet dolu muhteşem bir tatlı oldu. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1,5 su bardağı ılık süt, 2 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke ekleyip sıvı malzemelerimi öncelikle karıştırıyorum. Kullanmış olduğum sirke üzüm sirkesi. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra un ilavesi yapıyorum. Unun büyük bir kısmını ilave ediyorum. Unu ilave ettikten sonra üzerine yarım paket kabartma tozu ve çay kaşığının ucu ile tuz ekliyorum. Ve spatula ile hamurumu karıştırıyorum. Kalan unu da ilave ettikten sonra hamurumu toparlamaya devam ediyorum. Bu tarif için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir, o yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamurumuz ele yapışan bir kıvamda, gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvamı var. Tamamen toparlanana kadar 1-2 dakika boyunca yoğuruyorum. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra masaya alıyorum ve şöyle bir toparladıktan sonra sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvamı var. Hemen hamurumu bezeleme işlemine geçiyorum. Öncelikle hamurumu rulo haline getiriyorum. Daha sonra da ortadan ikiye ayırıyorum. Hamurları düzelttikten sonra her bir ruloyu 7 eşit parçaya ayırıyorum ve her bir parçayı elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu tariften toplamda 14 eşit beze elde ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar, kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamurların tamamını beze haline getirdikten sonra tabağın üzerine yerleştiriyorum. Ve üzerini öncelikle temiz bir poşetle, daha sonra da temiz bir bezle kapatıyorum. 20 dakika dinlendiriyorum. Bezelerimiz dinlenirken bir yandan şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tencerenin içerisine 4 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 1 çay kaşığına yakın limon suyu ekliyorum. Ve malzemelerimi karıştırdıktan sonra ocakta kaynamaya alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kısık ateşte kaynatıp ocaktan alabilirsiniz. Bezelerim 20 dakika dinlendi. Hemen ilk bezemi alıp açma işlemine geçiyorum. Bezelerimi açarken nişasta kullanıyorum. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Hamuru çok ince olacak şekilde büyütüyorum. Eğer sizler hamuru çok fazla büyütemiyorsanız bezeleri daha küçük şekilde ayarlayabilirsiniz. Hamuru açarken oklavanın sadece kenar kısımlarına dokunuyorum. Bu sayede hamurumuzun kenar kısımları da ince oluyor. İlk hamurumu açtım. Sizlere şöyle inceliğini göstermek istiyorum. Arka tarafından elim görünüyor. Hemen hamurumu rulet yardımıyla 4 eşit parçaya ayırıyorum. Daha sonra da her bir parçanın üzerine dövülmüş ceviz serpiştiriyorum. Bülbül yuvası için ince oklava kullanıyorum. Sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz.
İlk parçamı sarma işlemine geçiyorum. Çok fazla sık olmayacak şekilde sarıyorum. Ve oklavada büzüştürerek şekil veriyorum ve çıkartıyorum. Tüm hamurları aynı şekilde hazırlıyorum. Tüm hamurları aynı şekilde hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi uç kısımlarından birleştiriyorum ve şekil veriyorum. İlk tatlılarımı hazırladıktan sonra tepsiye yerleştiriyorum ve kalan bezelerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Bu arada beni hangi ülkeden, hangi şehirden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap veriyorum. Tarifim hakkında da aklınıza takılan bir soru varsa yine aynı şekilde yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Son hamurumu da aynı şekilde açtıktan sonra 4 eşit parçaya ayırdım ve cevizini serpiştiriyorum. Ve çok fazla sık olmayacak şekilde sarıyorum. Eğer bu şekilde ince oklavanız yoksa bir pipetle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Kalan hamurlarıma da şekil verdikten sonra hemen tepsiye yerleştiriyorum. Burada yerleştirirken çok sık olmayacak şekilde yerleştirmeye dikkat edin. Hamurların tamamına şeklini bozmadan yerleştirdim. Orta kısımlarına fındık yerleştiriyorum. Bu tamamen isteğe bağlı. İsterseniz sade olarak da bırakabilirsiniz. Tatlımın üzeri için eritilmiş 100 gram tereyağını süzdürüyorum. Gördüğünüz gibi yağın yoğurt kısmını almıyorum. Eğer bu kısmını kullanırsanız tatlınızın üzerinde yanıklar oluşur. Daha sonra tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum ve tatlıların üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Tatlıların üzerine yağını sürdükten sonra artık pişirmeye gönderiyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişiriyorum. Tatlım fırından çıktı. Hemen hiç sıcaklığını kaybetmeden ılımış olan şerbetini gezdiriyorum. Tatlımın şerbetini verdim. Gördüğünüz gibi bir büyük tepsi bir de küçük tepsi çıktı. Küçük tepsiyi şerbetlemeden dondurucuya kaldırıyorum. Şerbetimin de hepsini vermedim. Kalan şerbetini ayırdım ve dondurucudan çıkacak olan tatlı için kullanacağım. Tatlımı bir gün boyunca dinlendirdim. Gördüğünüz gibi şerbetini tamamen çekti. Hemen sunum tabağıma alıp sizlerle dokusunu paylaşmak istiyorum. Çıtır çıtır harika bir bülbül yuvası tatlısı oldu. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz şerbetini tam çeken harika bir bülbül yuvası oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır ve içerisi de şerbet dolu. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.